أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد ابن هبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع أضل كتابından hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım emirler kısmı. Emirler kısmının Ennev'ul Khamis ve Tis'un 95. çeşidindeyiz. Çeşit başlığımız El-Avamirul Lati Umirat Li-Esbabin Mevcudetin ve Alelin Ma'lumetin. Bazı mevcut sebepler ve bilinen gerekçeler dolayısıyla verilen emirler demiş İbn-i İbban bu çeşit başlığına. 1640 nolu hadisteyiz. Zikrul emri bi kat'il ecrasi an zevatil erba'a. Dört ayaklılar yani hayvanlar, küçük baş, büyük baş. Bunlardan zilleri söküp almayı emreden hadis. Yani bu hayvanlar üzerinde çıngırakların sökülmesini emreden hadis diyor İbn-i İbban zikir başlığında. 1640. Akhbarana Ali ibn Ahmed ibn Imran el-Curcani bi Halebe. Bize Ali bin Ahmet bin İmran el-Curcani Halep'te haber verdi. Kale dedi ki, Hadethena Muhammed ibn Abdirrahim'i sa'ikata. Bize Muhammed bin Abdirrahim sa'ika anlattı. Kale dedi ki, Hadethena el-Ka'nebiyyü. Bize el-Ka'nebi anlattı. Kale dedi ki, Hadethena Halid ibn el-Harithi. Bize Halid bin el-Haris anlattı. Kale dedi ki, Hadethena Sa'idun. Bize Sa'id anlattı. An Katade'de, o da Katade'den. An Enes'in, o da Enes'ten. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem emara bi kata'il ecrasi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıngırakların yahut zil, her ne derseniz, sökülmesini emretmişti diyor hadiste. Bu hadis nerede var? Ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Hadisle ilgili olarak Elbani sahih notunu düşmüş. Bir sonraki hadis. Zikrul vakti lezi emre sallallahu aleyhi ve sellem bihazel emri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu emri verdiği vakit. Yukarıda okuduğumuz hadiste Hazreti Peygamber'in bu emri ne zaman verdiği belli değil. Dolayısıyla zaman belli olmadığı için de ne üzerine verdi, neden hayvanlardaki çıngırakları söktürdü, bunun illeti, gerekçesi de belli değil. Ancak sanıyorum okuyacağımız hadiste bununla ilgili ipuçları var. 1641. Akhbarana el-Hasan ibn Sufyan qala. Bize el-Hasan bin Sufyan haber verdi. Qala dedi ki, haddethena Muhammed ibn el-Musenna. Bize Muhammed bin el-Musenna anlattı. Qala dedi ki, haddethena Muhammed ibn Ca'ferin. Bize Muhammed bin Ca'fer anlattı. Qala dedi ki, haddethena Sa'idun. Bize Sa'id anlattı. An Katade'de, o da Katade'den. An Zürarat ibn Ebi Avfa, o da Zürar ibn Ebi Avfa'dan. An Sa'id ibn Hişam'in, o da Sa'd bin Hişam'dan. An Aişe'te, o da Aişe'den. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem emara bi kat bil ecrasi en tuqta'a min a'naqil ibli yevma Bedir'in. Hazreti Aişe diyor ki, Bedir günü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem develerin boyunlarından çıngırakların sökülmesini emretmişti diyor hadiste. Bu okuduğumuz hadis nerede var? Bu da ne Buhari ne de Müslim'de yer almış. Ancak demin ki okuduğumuz hadise sadece bakacak olursanız, yani ona diğer hadisi görmeksizin bakacak olursanız, sanki hayvanların boynuna çıngırak asmak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasaklanmış gibi görüyor mutlak olarak. Halbuki bu hadisten anlaşılıyor ki Bedir günü, yani savaşa giderken
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem develerden çıngırakların sökülmesini emretti. Neden? Çünkü o çıngıraklar tahmin ediyorum ki ses çıkarıyorlardı. Bu ses hoş bulmadı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Habire çölde çölün o sessizliğini yaran bir deve çıngırak sesi her devenin üzerinde varsa bu belki düşmana durumu ihbar edecek. Belki civardaki yakınından geçtiği kimselere ordu geçiyor diye onları teyakkuza geçirecek. Bir takım etkileri olabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belli bir mülahazayla bunu yasaklamış olmalı. Hazreti Ayşe'nin verdiği bu küçük bilgi bizi bu yasaklamanın genel olmak olmasından, genel olmak, genel olarak algılamaktan ne yaptı? Kurtardı. Eğer bu olmasaydı o zaman hayvanlara çıngırak takmak caiz değildir gibi bir sonuca gitmek ya böyle bir sonuç algılamak mümkün olabilirdi. Yanıltıcı olabilirdi yani onu demek istiyorum. Bir sonraki hadis. ذِكْرُ الْعِلَّةِ اللَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِهَذَا الْأَمْرِ Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bu emri vermesinin illeti diyor İbn-i İbban. Yani neden çıngırakların sökülmesini emretti develerin boyunlarından? İnşallah deminden beri yaptığımız yoruma aykırı bir şey gelmez önümüze. 1642 اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ Bize El-Fadl bin El-Hubab haber verdi. Kale dedi ki حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ Bize Müseddet bin Müserhed anlattı. Kale dedi ki حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ Bize Halid bin Abdullah anlattı. عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ O da Süheyl bin Ebi Salih'ten. عَنْ اَبِيهِ O da babasından. عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ O da Ebu Hureyre'den. Kale dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La tashabu l-melaikatu rufqaten fiha kelbun ev cerasun Yanlarında bir köpek yahut çıngırak bulunduran gruba melekler eşlik etmez demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da buna benzer bir şey söylemiş. Yani bir köpek varsa bir grubun içinde yahut onların yanında bir çıngırak varsa melekler onlara eşlik etmez diyor hadiste. Şimdi benim İbn-i bana Tövber'de diyor ya bekçi köpeklerine ağaç tutuyor bu Hureyre çünkü kendinin köpeği var diye. Şimdi ben İbn-i bana küçük bir itirazım var haddin olmayarak. Bir, bu hadis yine develerin boyunlarından çıngırakların sökülmesi olayından ayrı bir hadis. Hiç onunla ilgisi yok. Yani şöyle olsaydı Hazreti Peygamber develerin boyunlarından çıngırakların sökülmesini emretti ve dedi ki melekler eşlik etmiyor. O artık doğrudan ona illet olurdu. Bu apayrı bir hadis. Şimdi bu hadiste yanlarında köpek bulunan yahut çıngırak bulunan ceres. Buradaki ceres bir defa çıngırak olmaktan çok zil mil falan gibi de yani müzik aleti falan gibi de algılanır. Çünkü ceres hayvanla birlikte olunca çıngırak boyunlarına asılan. Normalde ceres herhangi bir name çıkaran ses de olabilir, bir herhangi bir cihaz şey de olabilir. Kaldı ki bunu yani sahabe algısının da buna yol açmış olabileceğini düşünüyorum. Yani müzik aletleri, işte müzikli ortamlar, bunların şeytani ve şeytani heveslere ve şeytanın vesveselerine yatkın ortamlar olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı bir vaazı olabilir. Ve sahabenin buradaki algısı şu olabilir. Bu ceres, zil, mil falan bir ortamda varsa o ortamda şeytan etkin oluyor, yaygın faaliyette bulunuyor. Şeklindeki yorumunu da böyle tarif etmiş olabilirler. Köpeklerle ilgili olanı zaten önceki derslerde konuşmuştuk. Hocam Osmanlı harbe giderken meytan takıldı. Zillerine ne alamsın? Ben de giderim. Aşka getirmek için o da oluyor. Evet. Bir şey var, şunu hatırladım. Şimdi Bedir Harbi'yle ilgili diyor değil mi Hazreti Ayşe? Şimdi savaş sırasında nişanlı meleklerle Allah-u Teala'nın desteklemesi var. Hakikaten önemli orası yani. Orada belki duayı engelliyor, belki huşuyu engelliyor. Çünkü harbe gidiyorlar. Yok, tam tersi sizinki gibi düşünürseniz demin develer ayaklarını vurdukça çıngıraklar çınlayacağı için daha bir manevi şey hareketlendirebilir, ritmi daha da artırabilir yani. Develerle bir rivayet olmuştur.
Ama Bedir'de bir ani gidiş var orada. Bence Bedir'deki olay Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduda ses bakımından karartma uygulamak istedi. Yani sesleri kaldırdı. Onun bu yaklaşımı da galiba şeytandan falan gibi algılayanlar olmuş olabilir. Yani Hazreti Peygamber her yaptığının bunun altındaki amacım şudur diye izah ediyor muydu? Ses duyulmasın istiyorum mu diyordu? Yoksa çıngırakları sökün emri geldi bütün bir orduya. Tellal bağırdı. Ha demek ki çıngırak iyi değil. Bunu kötülükle, şeytan, durumdan mana çıkaranlar da olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bu Müslim'de var mı? Bu yok. Ha bu hadis Müslim'de varmış. 2113. Geldik bir sonraki hadise. ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ الرُّفْقَةَ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسِ yanlarında ceres bulunan, yani zil, çıngırak ne derseniz artık, gruba meleklerin neden eşlik etmediğini gösteren hadis diyor İbn-i İbban ve yeni bir hadis veriyor. Yine acele davrandık. 1643. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ bize el-Hasan bin Süfyan haber verdi. Kale dedi ki, حَدَّتَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَا bize Harmele bin Yahya anlattı. Kale dedi ki, حَدَّتَنَا بْنُ وَهْبٍ bize İbn-i Vehb anlattı. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ o da Süleyman bin Bilal'den. عَنْ الْعَلَاءِ o da El-Ala'dan. عَنْ أَب۪يهِ o da babasından. عَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ o da Ebu Hureyre'den. Kale dedi ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah'ın elçisi buyurdular ki, الْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ ceres, şeytanın zurnasıdır. 6 Müslim'de varmış bu hadiste. 2114. Artık yorumunu size bırakıyorum. Bir sonraki hadise geçiyorum. Zurna varsa ölüm meleği gelmez mi? Bilmiyor musun? ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِتَرْكِ صَدَقَةِ مَالِهِ كُلِّهِ وَالْاِقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ مِنْهُ اِذْ هُوَ خَيْرٌ şimdi buna mukabil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin işte çeşitli müzik aletlerine aletlerinin çalındığı ortamlarda bulunduğuna dair rivayetler de var. En az bunun kadar sayıyorlar. Def, Hazreti Ayşe olayında olduğu gibi defin çalınması. Yani dolayısıyla bütün bir müzik aletlerinin karşısında durduğunu, ses çıkaran her cihazın karşısında durduğunu söylemek mümkün değil. Bence gerek develerle ilgili bu çıngırak olan olayı, gerek diğer ceres olayıyla ilgili gelen bu şeytan hadislerini hep olumsuz yönde, yani içki meclislerindeki müzik alemleri, oradaki çıngıraklar, ziller, defler, bunu böyle anlamak istiyorum. Bendeniz. Bir sonraki hadis. Zikrul emri lil mer'i bi terki sadakati malihi kullihi vel iktisari alel ba'di minhu iz huve khayrun. Zaten İbn-i İbban da bu nev'in altına koymakla bu hadisleri belli bazı sebepler ve gerekçeler dolayısıyla verilen emirler. Yani genel geçer emirler değil. Her zaman geçerli emirler değil. İlgili ortamda belli bir nedeni vardı ve bilinen bir gerekçesi vardı. O yüzden verildi o emir. O gerekçe ve o neden söz konusu olduğu yerde o emir söz konusudur. Yani eğer ordunuz var ise ve ilerliyorsanız ve düşman sesinizi duymasın istiyorsa ya başka bir gerekçeniz varsa belli bir takım emirlerde bulunabilirsiniz. İbn-i İbban da bence bu nevi altında zikretmekle bunların mutlak emirler olmadığını düşünüyor. Bir de şöyle bakılabilir belki, yani cahiliye toplumundan yeni çıkmış bir oluşum var. Müzik sesi duyduğu zaman eski anıları tetreşiyor olabilir. İşte tabii yani Hazreti Peygamber'in... Şarap içme güdüsü var. Evet. Döküyorlar sonra. Yani böyle güdüleri de var. Onları da onu hiç yok etmemek. Adam dinleyecek şimdi bir efkarlı parçayı. Sonra hemen aklına içki gelecek, içkinin türevleri gelecek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların duygularını ve sıkıntılarını elbette ki biliyordu, farkındaydı. Eminim onları koruyacak, gözetleyecek bir takım şeylerde bulunuyordu. Dolayısıyla onun böyle çok müzikli ortamlardan hoşlanmadığını anlamak mümkün elbette. Sizin bu yaptığınız açılım da bence oldukça iyi. Hele hele Kur'an gelmiş iken, insanların Kur'an okuyup Kur'an'ı anlamak gibi böyle bir zaruretleri var iken vakti diğer yönde harcamaya da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşı duruyor olabilir. Oraya giderseniz sizi şeytan başınıza musallat olur.
böyle şeylerle çok ilgilenirseniz demiş olsa bile hemen tamam zurna şeytanın aletidir diye şeklinde algılaması mümkün herhangi bir sahabenin. Peki bir sonraki hadis. Zikrul emri lil mer'i biterki sadakati malihi kullihi. Malının sadakasını. وَالْاِخْتِسَارِ عَلَى الْبَعْضِ مِنْهُ اِذْ هُوَ خَيْرٌ Tümüyle malını sadaka bırakmaktan kişiyi yasaklayan bir emir. Bir kısmını alıkoymasını emreden bir hadis. Zira bu daha hayırlıdır diyor İbn-i İbban hadisin zikrin başında. Yeni bir hadis 1644. Zikri kısacıktı ama hadis maşallah 4 sayfa. 5 sayfa. Evet, 5 sayfa. Akhbarana Muhammed ibn el-Hasan ibn Kutaybe. Bize Muhammed bin el-Hasan bin Kutaybe haber verdi. Kale dedi ki: "Haddathana Muhammed ibn Ebi's-Seri." Bize Muhammed bin Ebi's-Seri anlattı. Kale dedi ki: "Haddathana Abdurrazzak." Bize Abdurrazzak anlattı. Kale dedi ki: "Akhbarana Ma'mar." Bize Ma'mar anlattı. عن الزهري يودا زهريدن قال dedi ki اخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه قال bana Abdurrahman bin Ka'b bin Malik haber verdi. O da babasından, yani kimden? Ka'b bin Malik'ten. Hadis anladık hangi hadis olduğunu. Ka'b bin Malik'ten gelen uzun hadis deyince akla kim gelir? Şu seferden geri kalan 3 sahabi akla gelir. Bu Ka'b bin Malik'in bu anlattığı olay Kur'an ile de teyit edilmiş durumdadır. Kur'an'da da Cenab-ı Hak وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا O geri kalan 3 kişi var ya, حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Olanca genişliğine rağmen yer onlara dar gelmişti. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ Kendi içleri de onları sıktı. Sadece dış ortam değil, iç ortamdan da sıkışmışlar. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا اِلَيْهِ Artık kesin kesin anladılar ki Allah'tan yine Allah'a başka kaçış yok. Allah'tan yine Allah'a sığınacağız. Başka çaremiz yok. Bunu artık iyice fark etmişlerdi diyen ayeti kerimedeki kahramanlardan birisi Ka'b bin Malik. Genç yaşadığı olayın kahramanlıkla ilgili tarafı yok ama yani olayın kahramanı. Ama Kur'an'a konu olmak, eminim şu an burada olsaydı Kur'an'a konu olmuş olmak, Cenab-ı Hakk'ın haklarında af indirdiği kimselerden olmuş olmak itibariyle, sonucu itibariyle bundan herhalde hoşnut olan bir kimse olurdu. Hani Bedir'den miydi, Uhud'dan mıydı geri kalan kimseler var ya, Cenab-ı Hak onlar için Uhud'dan geri kalanlar ya da bir an için geri kalmak isteyenler, Cenab-ı Hak onları affettiğini Kur'an'da haber verince iyi ki de geri kalmışız diyor onlardan bir tanesi. Allah bizim hakkımızda vahiy indirdi. Ka'b bin Malik de bu yönü itibariyle hakikaten bir kahraman. Okuyalım ne diyor Ka'b bin Malik? Oğlu bize aktarıyormuş babasından. لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ اِلَّا بَدْرٍ Allah'ın peygamberinden hiçbir gazada geri kalmadım. Nereye gazaya çıktıysa yanına gittim. Onunla birlikte savaştım. Ta ki Tebuk gazasına gelinceye kadar. Ki Tebuk da en sonlardaki gazalardan bir tanesi. Yani o güne kadar irili ufaklı Hazreti Peygamber'in çıktığı her gazaya Ka'b bin Malik koşmuş. Ama Tebuk hariç. İlla Bedir'in bir de Bedir hariç. Bedir'e de gitmemiş. Ama Bedir'e gidemeyişi kazaya gittiklerini bilmiyormuş. Yani kervanı yolunu kesmeye gidiyor bir grup. Öyle görmüşler. Çoğu sahabi çıkmamış zaten Bedir'e. Bedir hariç kaçırdığım hiçbir gaza yok diyor. وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ Zaten Bedir'den geri kalan kimseye Hazreti Peygamber herhangi bir şey demedi. Çünkü seferberlik ilan etmedi Bedir'e giderken. Bedir'e gideceğini de bilmiyordu Hazreti Peygamber. Kervana gidiyorlar sanıyorlardı. Dolayısıyla Bedir'i saymayın, kaçırdığım hiçbir gaza yok diyor Tebuk dışında. اِنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُرِيدُ الْعِيرَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baştan kervanın önünü kesmek için çıkmıştı.
وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغِيثِينَ لِعِيرِهِمْ Kureyş'te Mekke'den kervanları için yardıma koşunca فَالْتَقَوْ عَلَى غَيْرِ مَوْعِدٍ Böyle bir buluşma, randevu olmaksızın Bedir'de buluştular. كَمَا قَالَ اللّٰهُ Tıpkı Allah ayette söylediği gibi diyor Kâb bin Malik. Sonra devam ediyor, diyor ki وَلَعَمْرِي اِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي النَّاسِ لَبَدْرٌ Kuşkusuz hiç kimse inkar edemez. Hazreti Peygamber'in tanık olduğu en büyük gaza Bedir gazasıdır. Kabul ediyorum, böyle büyük bir gazaya ben katılmadım, katılamadım. وَمَا أُحِبُّ أَنِّي كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيَعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ Akabe gecesi Hazreti Peygamber'e beyat etmiş olmaktansa Bedir'e katılmış olmayı isterdim diyor Kâb bin Malik. Ki Akabe'de bulunmak da olağanüstü bir şey yani. Hazreti Peygamber'in Mekke'de sıkıştığı, Medine'ye yol aradığı bir zamanda Medine'ye gel, canımızla malımızla yanınızdayız diyen Akabe'de bulunmuş birisi Kâb bin Malik. Ama itiraf ediyor ki Bedir daha olağanüstüdür diyor. Ben pek ayırt edemedim Akabe'de bulunmakla Bedir'de bulunmayı. Akabe'de bulunanlar da benim gözümde çok büyük kahramanlar. Ama Hazreti Peygamber gerçekten Bedir'i çok daha övüyor. Yahut Hazreti Peygamber diyor ki Hazreti Ömer'e, sen nasıl Bedir'e katılmış bir adamı vurmaktan bahsedersin? Allah ola ki Bedir günü Bedir'dekilere seslenip hepinizi affettim, ne yapıyorsanız yapın bundan sonra demiş olsa ne ederdin deyince Hazreti Ömer, kendisi de Bedir'e katıldığı için tamam tamam deyip sessiz kalmış. Medine'ye, Mekke'ye fetih hareketinin haberini uçuran kimseyle ilgili olarak. Evet, Bedir çok önemli. Bedir Kur'an'da da çok yer bulan, Cenab-ı Hakk'ın yer verdiği bir şey. Ama Akabe'de gerçekten önemli. Kâb bin Malik de Akabe'de Hazreti Peygamber'e çık gel, canımızla malımızla yanınızdayız demiş. Heyne tevaffakna alel İslam. İslam üzere peygamberle ahitleştiğimiz Akabe'de bulunmaktansa Bedir'de bulunmayı isterdim diyor Kâb bin Malik. Ve lem etehallef ba'dun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fi gazvetin gazaha. İşte o günden sonra diyor, yani Bedir hariç hiçbir gazadan geri kalmadım. Hatta kânet gazvetu tebukin. Ta ki Tebuk gazası oldu. وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا O da Hazreti Peygamber'in çıktığı en son gazadır. Yani bizim Kâb bin Malik de durmuş. Bir tane kalmış. Ona da çıkaymış. Hepsi tamammış. İşte o en son gazasına da katılmamış. Ensardan değil mi? Ensardan ki Akabe'de bulunuyor. Ki Tebuk gazası da hem Hazreti Peygamber'in son gazası hem de ömrünün sonuna doğru olan zaman dilimi, en önemli tarafı Hazreti Peygamber'in ömrünün sonuna doğru olan zaman diliminin Kur'an'ın çok yoğun gelmesi. Yani hiç o dönem kadar Kur'an nazil olmadı diyorlar sahabi. Hazreti Peygamber'in ömrünün sonuna doğru Kur'an çok yoğun nazil oldu. Bunda rivayetlerde Kur'an'ın 1/3 hatta 1/3 Hazreti Peygamber'in ömrünün sonuna doğru nazil oldu diyorlar. Çok yoğun. Tebuk gazasında çok inen ayetler var. İşte abdest ayetini mi dersiniz? Pek çok ayetler, uzun uzun sureler. Yine Tebuk'ta, Tevbe suresi mesela yine Tebuk seferinde nazil olmuş. Kur'an yoğun iniyor yani o dönemde. Bu gazanın da diğerlerinden ayrı bir yanı var. Tefsire baktığınızda, Kur'an tefsirlerini incelediğinizde çoğu surenin işte bu Tebuk gazasında ayetleri, bu Tebuk'ta seferinde nazil olduğu şeklinde ayrıntılar görürsünüz. Ezzenennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir rahili. Kâb bin Malik anlatıyor, diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ezan okuttu. Yalnız bu ezan namaz ezanı değil, gaza ezanı. Ona da ezan diyor. Ezzene ilan etti ennâse bütün insanlara, müminlere tabi, bir rahili yolculuk için, gazaya çıkmak için bunu ezan etti. Yani çıkacağı herkes hazırlansın diye haber saldı. وَاَرَادَ ve istedi ki اَنْ يَتَأَهَّبُوا اُحْبَةَ غَزْوِهِمْ Gazaya bir insan nasıl hazırlanır? Öyle hazırlansınlar istedi.
Ka'b bin Malik diyor ki وَذَٰلِكَ bu olay ne zaman oldu biliyor musunuz? حِينَ طَابَ الظِّلَالُ gölgelerin en güzel olduğu bir mevsimde. وَطَابَتِ الثِّمَارُ mahsullerin olgunlaştığı bir mevsimde. Böyle ağacın gölgesi altına yerleşip mahsullerini yediğin en Medine'nin en güzel bir zamanında böyle bir emir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salıverdi. وَكَانَ قَلَّمَا اَرَادَ غَزْوَةً اِلَّا وَرَّا غَيْرَهَا ve diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman bir gazaya çıkacak olsa, bir yöne yönelecek olsa hep başka bir yönü gösterirdi. Yani kuzeye gidecekse güneyle ilgilenirdi. Hep güneye gidecekmiş izlenimi verirdi. Böyle bir yanı vardı Hazreti Peygamber'in stratejisi vardı. Demek istiyor ki Tebuk وَرَّا غَيْرَا وَكَانَ يَقُولُ ve derdi ki El harbu khidatun. Harp hiledir. Fe arada nebiyyü aslında khudatun hiletun değil. Hile kelimesi de Arapça kökenli de. Khuda ya şaşırtma demek yani. Evet. Kandırma da demeyeceğim. Kandırma da olabilir ama khuda bir tezgah, bir oyun. Harp stratejidir deseniz daha doğrudur. El harbu khudatun. Harp taktiktir, harp stratejidir. فَاَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكٍ اَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ اُهْبَةً ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazasında insanlar iyi hazırlansınlar istedi diyor Ka'b bin Malik. Yani diğerlerinin aksine Tebuk'ta gidilecek istikameti söyledi. Tebuk'a gidiyoruz dedi. Ben öyle anladım. Yani normalde söylemezdi ne yana gideceğini. Herkes hazırlansın derdi. Ama bu sefer yol uzun, meşakkat ağır olduğu için insanlar iyi hazırlansınlar diye istikamet gösterdi. Ka'b bin Malik diyor ki وَاَنَا اَيْسَرُ مَا كُنْتُ ben hayatım boyunca hiçbir zaman o dönemdeki kadar elim geniş olmadı. Çok elim geniş idi. قَدْ جَمَعْتُ رَاحِلَتَيْنِ لِي mesela diyor o dönemde iki devem vardı. Normalde kimsenin bir devesi olmaz. Benim iki devem vardı. فَلَمْ اَزَلْ كَذَٰلِكَ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَادِيًا بِالْغَدَاتِ ben böyle oyalanırken diyor ciddi bir hazırlığa girişmedim. Bugün yarın derken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yola koyulmaya başladı. وَذَٰلِكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ bir perşembe günü yola çıktı. وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ severdi perşembeleri yola çıkmayı. Perşembeden yola çıkmayı severdi diyor. فَأَصْبَحَ غَادِيًا sabah erkenden yola koyuldu. فَقُلْتُ ben de dedim ki اَنْطَلِقُ غَدًا اِلَى السُّوقِ yarından tezi yok hemen pazara çıkıyorum. وَاَشْتَرِي جِهَازِي cihazlarımı hemen satın alıyorum. ثُمَّ الْحَقُ بِهَا ve hemen yetişiyorum Hazreti Peygamber'e. Dedim diyor kendime. فَانْطَلَقْتُ اِلَى السُّوقِ ertesi gün oldu. Çarşıya koyulup gittim. مِنَ الْغَدِيَا ertesi gün. فَعَسُرَ عَلَيَّ بَعْضُ شَأْنِ bazı işlerim çıktı. Ne bileyim bir takım zorluklar çıktı. فَرَجَعْتُ bir şey yapamadan geri döndüm diyor. فَقُلْتُ dedim ki اَرْجِعُ غَدًا yarın ola hayrola. Yarın ben giderim çarşıya inşallah Allah dilerse. فَالْحَقُ بِهِمْ sonrasında da onlara yetişirim. İki gün bir şey değil. Kervan yavaş gidiyor. Bende var iki deve zaten. فَعَسُرَ عَلَيَّ بَعْضُ شَأْنِي اَيْضًا bazı işlerim yine bana, bazı işlerimden ötürü yine zorluk çıktı. Bir şeyler oldu. Yine bir şey yapamadım. فَلَمْ اَزَلْ كَذَٰلِكَ ben böyle vakit geçirdim. حَتَّى لَبَّسَ بِيَّ اَذَّنْبُ ta ki ben suçun tam ortasına düştüm diyor. وَتَخَلَّفْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ve ben böylece Hazreti Peygamber sefere çıktığı halde geri kalanlardan oldum. Korkmuş bir şey. فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ artık benim ümit kesilince çıkar sokaklarda dolanırdım diyor. وَأَطْرَافَ الْمَد۪ينَةِ وَأَطْرَافِ الْمَد۪ينَةِ ve şehrin etrafında gezerdim, dolaşırdım. Hazreti Ka'b bin Malik'in bu anlatımı o kadar hoş ki yani şeytan bir insanı suça nasıl sürükler? Baştan şeytan buna sen geri kalacaksın. Boşver Hazreti Peygamber gidiyor. Sen kim o kim diyerek yanıltmıyor. Ya yarın hazırlığını yapar gidersin sorun değil diyor.
Şeytan bütün ümitle yarına çalışıyor. Yarın bir sıkıntı çıkarabilir, öbür gün atabilirsem onu da başarıyor. Peki bizim buradaki, bizimkinin suçu ne? Azimet eksikliği. Cenab-ı o azimetten yana hafif bir eksiklik gösterince Cenab-ı Hak şeytan ona musallat ediyor. Kural bu. Gevşek davrandı, kararlılık göstermediyse bir insan, Cenab-ı Hak hemen şeytanını ona gönderiyor, musallat ediyor. Önce ertelettiriyor yani. Önce ertelettiriyor. Tabii. Öteliyor. Sonra tam ortasına düşürüyor. Ben diyor, bir baktım ki geri kalanlardan olmuşum. Böyle olunca Medine sokaklarında gezer, çarşılarında gezerdim. فَيُحَزِنُنِي أَنْ لَا أَرَى أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَّا رَجُلًا مَغْمُوسًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ. Beni üzen şey diyor, sokaklarda gezerken gördüğüm insanların hepsinin sadece münafıklıkla tanınmış kimseler olmasıydı diyor. Münafıklıkla tanınmış olanlar dışında sokakta kimse görmezdim. Bu da benim ağrıma giderdi diyor. وَكَانَ لَيْسَ أَحَدٌ تَخَلَّفَ اِلَّا أَرَى ذَٰلِكَ سَيَخْفَى لَهُ. Ve geri kalanların hepsine baktığımda bunlara hiçbir şey olmaz diyordum yani. Bunların hepsi arada kaynarlar diyordum. Öyle tiplerdi diyor yani münafıklar. Gelir bin tane şey uydururlar. Sıkıntı vardı, şöyle oldu, böyle oldu. Bunlara bir şey olmaz. Bunlar arada kaynarlar diyordum diyor. وَكَانَ النَّاسُ كَثِيرًا لَا يَجْمَعَهُمْ دِيْوَانٌ. Zaten insanları toplayan bir divan yoktu, bir nüfus sayımı bir şey yoktu. Bunlar böyle bir iki gün kayboldular gözden, sonra birden aradan çıkarlar. Yani geri kaldıkları bile anlaşılmazdı diyor. Ama kendi söylemiyor. Kâb bin Malik bu ya, akabeye katılmış. Bunun daha eksikliği yolda hissedilir. Değil mi? Kendisini hemen fark ediyor onlardan ayrı ama yaptığı işe de bir anlam veremiyor. وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِضَعْتًا وَثَمَّانِينَ رَجُلًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den geri kalanların toplamı, ne yazık ki kendisi de bu toplamın içinde var, 80 küsur adamdı diyor. Kâb bin Malik anlatmaya devam ediyor. Diyor ki وَلَمْ يَذْكُرْنِ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'a varıncaya kadar beni anlamış. Demek ki Hazreti Peygamber de ümitliydi. Kâb muhakkak gelir. Ancak hedefe varınca, Tebuk'a gidince, Kâb hala gelmeyince sormuş Kâb'ı. Nerede Kâb diye. İşte Kâb bin Malik oradaki münafıklar gibi değil. Onun eksikliği hissedilir. Hazreti Peygamber Kâb'ı sorar. Nerede Kâb demiş. فَلَمَّا بَلَغَ تَبُوكًا. Tebuk'a varınca kâle demiş ki مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ. Eminim Kâb bin Malik de bunların haberlerini hep sonradan soruşturdu. Yolda beni hiç anmadınız mı? Benim konum olmadı mı hiç? Diye. Ne kadar yer tutuyor, ne kadar şey yapıyor, ne kadar fark edilmiş. Deseydiler ki vallahi hiç konum geçmedi ya. Bir buraya geldik, sen anladık ki gelmemişsin. Ama deyince Hazreti Peygamber sordu Tebuk'ta Kâb nerede diye, eminim hoşuna gitmiştir. فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِي. Diyor ki Hazreti Peygamber demiş ki ne yaptı bu Kâb bin Malik? مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ. O da hiç beklemiyor demek ki. فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِي. Diyor ki benim kavmimden bir adam adını vermiyor. Bakınız insanları en çok kıskananlar ve tökezlediğinde ilk tekmeyi vuracak olanlar yine kendi kavminden, kendi etrafından, yakınından olan kimseler oluyor demek ki. Kâb bin Malik diyor ki benim kavmimden, hani yabancı olsa yani diyeceğim ki zaten düşman, benim kavmimden, benim kanımdan birisi demiş ki خَلَّفَهُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بُرْدَاهُ. Ya Resulallah, o bürde giyiyor ya, bürde böyle işte omuzlara atılan zengin elbisesi. Onlar onu geri bırakmıştır. وَالنَّظَرُ فِي عَطِشَيْهِ. O yakalarına bakmaktan, orduya katılmaktan kol kalmıştır demiş. Yani ya Resulallah, Kâb bin Malik zenginle de artık buralarda işi yok. Bakın yine zenginlik. Hazreti Kâb bin Malik de itiraf ediyor. Çok boldum, elim genişti. Hiç o kadar zengin olmamıştım diyor. Tam zengin olmuş, savaşa katılamıyor. Nasıl olsa katılırım düşüncesini ilk defa o zaman yaşadı çünkü. Benim kavmimden bir adam böyle demiş diyor. Fakat فَقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ. Fakat Muaz bin Cebel demiş ki
Bi'se mâ kulte. Hiç ağzına yakıştı mı demiş bu söz. Vallahi ya Nebiyyallahi. Vallaha ey Allah'ın peygamberi. Mâ ne'lemu illa hayran. Biz Kâb hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz demiş. İşte insanın öyle yakın bir akrabası olacağına Muaz bin Cebel gibi mümin bir kardeşi olsun böyle onu savunacak. Biz Kâb hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz demiş. Kâle diyor ki Kâb bin Malik. Febeynemâ hum kezâlik. Onlar Tebuk'tayken o aralıkta o civarda id raculun bir adam yezûlu bihisserâbu. Serabın ortasını, serabı yararak geliyor. Yani ufa çölde baktıklarında serap görünüyor. Serabın ortasında bir karaltı, tozu dumana katmış geliyor. Son anda yetişen birisi. Kâb bin Malik ne kadar isterdi onun yerinde olmayı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ufka bakmış. O toza dumana bakmış, o karaltıya bakmış. فَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem ve demiş ki كُنْ اَبَا خَيْتَمَةً. Sen gelen Ebu Hayseme ol. Yani son anda yetişen Ebu Hayseme, o da sahabeden birisi. فَاِذَا هُوَ أَبُوْ خَيْثَمَةَ. Yaklaşınca bir de baktık ki Ebu Hayseme geldi. Ebu Hayseme son anda dördüncü olmaktan kurtulan adam. Yani kalan üçten dördüncü olmaktan kurtulan adam. Şeytan onu da ötelemiş, onu da oyalamış. O da böyle, onun da bir hikayesi var, o da anlatıyor. O da böyle cariyelerle ağacın gölgesinde yiyip içerken bir an demiş ki şu anda Allah'ın elçisi güneşin altında zor bir seferdeyken ben burada cariyelerimle, bu mahsullerle, bu gölgelikte ey Ebu Hayseme kalk bu sana yakışmaz deyip o hızla yola koyulmuş ve Tebuk'ta yetişmiş. Rivayetten öyle anlaşılıyor ki Tebuk'ta konak esnasında gelip yetişmiş. فَلَمَّا قَدَى رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem غَزْوَةَ تَبُوكٍ. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesini tamamlayınca benim bildiğim burada bir çatışma olmadı. Burada bir harp olmadı. Allah sadece sanal olarak bunları seferle korkuttu. Yolun zorluğuyla. Bu öyle bir zorluk ki سَاَتَ usrati Kur'an'da zorluk saati diye tarif ediliyor. Allah sadece görüntüsünü bunların önüne koydu. Sıcak bir güneş, yorucu bir yol, üstüne savaşmak. Ama tuttu. Bir de mamlık var o. Geride kalanlar. Kim toplayacak hurmalardaki hurmalıkları, mahsuller, gelene kadar mahsul ne olur, bozulur, bilmem ne yapar. Hepsiyle Cenab-ı Hak sınamış. Bunlar varız diyenleri harp ile karşı karşıya getirmemiş. Vakafele ve dönmüş Hazreti Peygamber. وَدَنَ الْمَد۪ينَةَ ve Medine'ye yaklaşmış. Diyor ki Kâb bin Malik جَعَلْتُ أَتَذَكَّرُ مَذَا أَخْرُجُ بِه۪ي مِنْ سَقَّةِ النَّب۪يِّ sallallahu aleyhi ve sellem. Başladım düşünmeye, ben Hazreti Peygamber'in sakatından nasıl kurtulacağım? Yani sakata geldiğinin farkında ama bundan nasıl kurtulacağını, sakat kızgınlık demek. Hazreti Peygamber'in kızgınlığından nasıl kurtaracağım diye düşünmeye başladım. وَاَسْتَعِنُوا عَلَى ذَٰلِكَ بِكُلِّ ذ۪ي رَأِيٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِ. Ev halkından herkese sormaya başladım. Ne yapabilirim diye. Bunların hepsi de kadın olsa gerek ev halkından olanlar. Çünkü geriye kalanlar kadınlar, münafıklar. Ev halkından da kadınlar kalmıştır. Soruyorum onlara ne yapabilirim. حَتَّى اِذَا قِيلَ. Ta ki ben bu düşüncelerle oyalanırken bir baktım ki dendi ki اَنَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem مُصَبِّحُكُمْ بِالْغَدَاتِ. Yarın sabah Hazreti Peygamber şehre girecek. Hazreti Peygamber Medine'ye yaklaşıyor, konaklıyor, girmiyor şehre. Haberci gönderiyor, gireceği vakti haber ediyor. Bütün aileleri, herkes uyarıyor. Şu vakitte ordu gelecek. Hiçbir zaman baskın yapmıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu haberci geldi diyor, yarın sabah Hazreti Peygamber şehre girecek. Yani tam o anda Kâb bin Malik'in yerinde olmak mümkün değil hakikaten. Diyor ki Kâb bin Malik bunu duyunca diyor kulaklarım zâhânnil bâtılu. Benden batıl çekip gitti. Bir sürü hazırlamıştım şöyle derim böyle derim diye. Hepsi kayboldu. Ve araftu ve bildim ki enni lâ encu illâ bis-sıdkı. Doğruluktan ayrı hiçbir şeyle kurtulamam. Bunu iyicene bildim diyor. فَدَخَلَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem duhan.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duha vaktinde, kuşluk vaktinde Medine'ye girdi. Bir ordunun komutanı olarak. Fasalla fil mescidi rekateyn. Mescitte iki rekat namaz kıldı. Ve kâne izâ kadime min seferin. Ve Hazreti Peygamber bir seferden döndüğü zaman fe'ale zâlike, böyle yapardı. Mescide girer, iki rekat namaz kılardı. Allah'a hamd ediyor seferden dönüşü. دَخَلَ الْمَسْجِدَ Mescide girdi. فَسَلَّ ف۪يهِ رَكَعْتَيْنِ İçinde iki rekat namaz kıldı. ثُمَّ جَلَسَ Sonra oturdu. فَجَعَلَ يَأْتِيهِ مَنْ تَخَلَّفَ Geri kalmış olanlar yavaş yavaş huzuruna çıktılar. فَيَحْلِفُونَ لَهُ Yeminlerle وَيَعْتَذِرُونَ لَهُ Mazeretlerini sundular. فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ Hazreti Peygamber de onlar için Allah'tan mağfiret dilemeye başladı. وَيَقْبَلُ عَلَى نِيَتَهُمْ Onların görünürde sundukları mazeretlerini kabul etti. وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ İçlerinde gizlediklerini Allah'a havale ediyordu. فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ Ben de mescide girdim. فَاِذَا هُوَ جَالِسُونَ O oturuyordu. فَلَمَّا رَآنِي Beni görünce تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضِبِ Sert bir gülüşle güldü. Sert bir tebessüm belirdi yüzünde. Kızgın adamın gülüşü gibiydi. Feci'tu yanına vardım. Fecelestu beyne yedeyhi. Önünde oturdum. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Elem tekun ibtate zahran Hani sırt vereceğine söz vermiştin dedi. İbtate zahran sırt verecektin. Darda kalırsak, sıkışırsak bize sırt omuz verecektin. Destek olacaktın. Bunun için biat etmemiş miydin dedi. Ta Akabe'yi hatırlatmış. Kultu dedim ki bela ya Nebiyallahi. Evet ey Allah'ın peygamberi. Sırt vereceğime, destek olacağıma söz vermiştim. Fakale dedi ki o takdirde ma hallefeke anni sen benden ne geri koydu? Niçin biz gittik sen yoktun yanımızda? فَقُلْتُ dedim ki وَاللّٰهِ Allah'a yemin olsun ki لَوْ بَيْنَ يَدَيْ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَيِّرَكَ جَلَسْتُ İnsanlardan senden başka bir kimsenin önünde oturuyor olsaydım لَخَرَجْتُ مِنْ سَخَطِهِ عَلَيَّ بِعَذْرٍ Muhakkak onun sakatından kurtulacak bir özür bulurdum. وَلَقَدْ اُوْتِيْتُ جَدَلًا Ben de cedel var, konuşmayı bilirim. وَلَكِنِّي Ancak ben قَدْ عَلِمْتُ Biliyorum ki ya Nebiyyallahi Ey Allah'ın peygamberi اَنِّي اِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ بِقَوْلٍ Sana bugün bir söz söylesem تَجِدُ عَلَيَّ ف۪يهِ Beni kızacağın, bana ayıplayacağın, yakışır mı hiç sana diyeceğin bir şey söylediğimde sana bugün وَهُوَ حَقٌ Ancak o hak ise, doğru ise sen kızabilirsin ama فَاِنِّي اَرُجُّ ف۪يهِ عَفْوَ اللّٰهِ Ben o hak olduğu için Allah'tan mağfiret ümidim olur. Yani Hazreti Peygamber'in kızmasını, ayıplamasını, bizi yalnız bıraktın deyip yüzüne sert bakması, hepsini göze almış. O artık Hazreti Peygamber'den geçmiş. Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Hak'tan bekliyor artık ne bekliyorsa. Bugün diyor ben gerçeği söyleyeyim de sen ne dersen de diyor. Biliyorum kızacaksın. Kızabildiğin kız kadar kız ama ben söyleyeceğimin gerçek olmasına dayanarak, gerçekliğine itimat ederek Allah'tan bir şey bekliyorum. O yüzden وَاِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ Diğer türlü yapsam, bir hadithin, bir söz söylesem تَرْضَ عَنِّي ف۪يهِ Seni o sözümle ben razı etsem, ailemle ilgili bir yani bir özel bir şey, bir mazeret yani değil mi? Söylesem sen de ha ya Kâb tamam mazeretin hakikaten geçerliymiş deyip senin rızanı alsam ne olur ki? Kâb bin Malik işin farkında. Bir insanın gönlünü almanın, onu memnun etmenin bir şeye yaramayacağının farkında. Bu Hazreti Peygamber olsa bile. Diyor ki seni memnun etsem ne yarar ki? Seni memnun edecek binlercesini bulurum diyor. Ki bir insan binlercesini bulur. Ama وَهُوَ كَذِبٌ Değil mi ki o söyleyeceğim şey yalan olacak? اَوْ شَكَ اَنْ يُطْلِعَكَ اللّٰهُ عَلَيَّ Zaman geçmeyecek. Allah sana Kâb bunu yalan söyledi diye haber verecek. Vallahi ya Nebiyallah, vallahi ey Allah'ın peygamberi. مَا كُنْتُ قَطُّ اَيْسَرَ وَلَا اَخَفَّ حَاذًا
minni haythu tehelleftu aleyk. Sana biat ettiğim günden bugüne kadar, bu geri kaldığım Tebuk seferindeki kadar elim geniş, bu seferdeki kadar kolay, bu seferdeki kadar rahat, bu seferdeki kadar kendimi güçlü hiçbir zaman hissetmedim. En rahat, en güçlü ve en zengin olduğum bir dönemde bu sefer oldu diyor. Kâb bin Malik hadis çok daha uzun. Akûlu kavli hâzâ ve estağfirullah el-azîm li ve lekum ve lisâir mü'minîn. Rabbena la tu'âhidna in nesînâ ve ahtanâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablinâ. Rabbena ve la tuhammilnâ mâ lâ tâkıte lenâ bih. وَعَفُوا عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ.